Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Edible Poly ile klozet modelleyeceğiz, sonrasında klozetimiz için kaplama hazırlayacağız ve bir banyo ortamı hazırlamayı öğreneceğiz. Işıklandırmasıyla ve tasarımıyla nasıl yapılığını hep beraber göreceğiz. Öncelikle klozetimizi modellemekle işe başlayalım. Şimdi klozetimizin iki boyutlu çizilmiş bir blueprint tarzında çizimi var. Onu alalım. Yanımıza, sahnemize. Evet arkadaşlar, bu klozetimizin üstten görünüşü modellememiz için bize yeterli olacaktır. Özellikle klozetimizin yarısını çizeceğiz arkadaşlar. Diğer yarısını simetriyle oluşturacağız. Ha, buradan bunu poliye çevirdim. Ve plane'i aşağıdaki çizime göre uyarlayacağım. Böyle noktalarıyla hallediyoruz. Okay. Evet. Gördüğünüz gibi benzettik. Sonrasında tabi küçük oluyor. Bunu F4 seçiyoruz. Extrude ile 20 yüksekliğini verdim. Yüksekliğini verdik arkadaşlar. Tabi bunun gerçek ölçüsü bu diyor. Bunun gerçek ölçüsüne uyacağız. Şurada siliyoruz. Çünkü burada ihtiyacımız yok. İhtiyacımız yok. Sonra etki ile şurada ring diyoruz. Connect. Burası için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane veriyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da verdikten sonra bizim klozetimizin yüksekliğine hemen siz göremiyorsunuz ama bunun önünde öyle tek tek çizimi var. Klozetimizin ölçüleri 505, 355, 337 ebatlarında. Hemen buraya gelelim. Sonra şuradan simetri komutunu seçelim. Şuna tıklayalım. Şunu kapatalım. Smetting mirror kısmından şuna şöyle yapıp okey. Gördüğünüz gibi klozetimizin diğer kısmını otomatik olarak oluşturdu. Çünkü sonra bir de buna turbo smooth uygulayacağız. İki tane veriyoruz. Evet. Tabii şu kısımdaki şu köşeler daha keskin olacak. Oradaki segment sayılarını arttıralım hemen. Şuraya gelelim. Ring diyelim. Connect diyelim. Oraya 5 bile çok diyelim. Sonrasında pitch ile aralarını açalım. Ha, smooth ile şu çizgileri kapatalım. Evet. O kısımdan biraz daha uğraşalım.
şunu seçelim, renk, pardon, şunu seçip lob diyelim. Hemen şunu da şöyle yukarıya kadar çekelim. Okey. Sonrasında şuna tıklayarak ring diyelim. Hop, tamam. Connect diyelim. Şu 63'ü 0'a tekabül ettirelim. 3. Okey diyelim. Sonra hemen şunu seçelim. Pardon. Şunu seçelim. Ve şu kısma itibaren ring diyelim bakalım. Şunları iptal edelim. Evet, tam istediğim gibi. Şunu, 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 şunu seçelim. Connect diyelim. Pinch'le açalım da açalım, açalım da açalım. Okay. Evet, bu kısımdaki sekansları yükselttik. Hemen sonucun ne olduğunu görelim. Şunu şu çizgileri kapatalım. Şu kısımda birazcık dalgalanma yaptı. Şu kısmı da istediğimiz gibi yaptı. Şuradaki dalgalanmayı kaplama ile yok edebiliriz. Şu kısımdaki sorun nedir? Hemen bakalım. Evet. Edge'e gelelim. Şunu bunu bana remove diyelim. Hemen görelim. F4 triple poly. Şu kısma gelelim. Ring diyelim. Connect diyelim. Evet. O da böyle yaptık. Okey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben şu kısmı da düzeltmek için seçiyorum. Ring diyorum. Connect diyorum. 4-5. Biraz şöyle estetik. Şöyle okey diyorum. F4 diyorum. Bu köşeyi aslında tam istediğimiz gibi olmadı. Yine şu kısım lob diyorum. İlla ki segment eklememize gerek yok. Şunu şu şekilde şuraya kadar, sınıra kadar çekelim. Dedim evet, bu şekilde de buradaki sonucu, istediğim sonucu elde ettik. Bu kısım için de okey. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, dış hattını oluşturduk. Dış hattını oluşturduk. Hemen seçiyoruz. Poly'e geliyoruz. Şuradan poligon kısmında şu tabii ki burada bunun duvara montaj deliklerinin olacağı yerler var. Hemen extrude şunu sıfıra tekabül ettirelim. Şöyle birazcık içeri çektikten sonra scale ile şu kısmı küçültüyoruz. Şöyle nesine yukarıya kaldırıyoruz. Poligon kapatalım. Şöyle diyelim. Baktığımızda arkadaşlar, şuradaki bozulmaları dikkatinizi çekmiştir. Şimdi o bozulmaları giderelim. Şu şekilde ring dedim. Connect dedim. Okey. Şimdi bir daha bakalım sonuç ne olacak. Gördüğünüz gibi birazcık daha kendini toparladı. Şu kısımlarda da işlem yapalım. Hemen. Evet. Ring. Şimdi köşesini düzeltmek için o tarafı seçmeyeceğiz olarak. Şu kısımdan başlayalım ve ring diyelim. Connect diyelim.
şunu 2'ye düşürelim. 3'te sabit kalsın. Okey. Smooth'a gelelim. Şu kanallardaki düzelme birazcık kendini belli ediyor. Tabii şu kısımlarda da yapmamız lazım. Yani şunu seçelim. Ring diyelim. Connect diyelim. Okey. Sonrasında şuradan bir segment, vertex segmente tıklayalım. Ring diyelim. Connect diyelim. Buradaki sayı 1'e düşürelim. Okey diyelim. Şimdi bir daha bakalım sonuç ne oldu. Evet, o delikte istediğimize yakın bir ölçüde oldu. Resmiden kontrol edelim. Şu kısımda birazcık daha segment sayısını arttırmamız gerekiyor. Daha köşeli olduğu için. Ben de ring dedim. Connect 2-3. Okey diyelim. Aynı şekilde buna da yapacağız. String Connect. Okey. Smooth ile bir bakalım. Evet arkadaşlar, burası da olmuştu. Zaten otomatik olarak diğer tarafta da aynı yüzey oluştu. Pardon. Şimdi bunun içerisine geldi sıra oluşturmaya. Hemen pardon, poligon, şu kısım, şu kısım, şöyle 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 pardon şöyle şöyle, evet şunları seçiyorum, şunu ve şunu, şu kısım, şu kısım, şu kısım ve şu kısım. Şimdi extrude diyorum. Okey, hemen şunu içeri doğru bir scale ediyoruz. Sonrasında bir kat daha az bir şekilde yapacağız bunu. Hemen tonla. Şimdi ben modele uygun bir biçimde yapıyorum arkadaşlar. Size birazcık garip gelebilir. Okey. Hemen şurasını da şöyle. Şu kısımdan düzelteceğiz. Okey. Sonrasında şu kısımları siliyoruz. Çünkü simetride bu kısımların olmaması gerekiyor. Yoksa arada perde gibi kalacaklar. Bakalım şuradan. Evet. Şu iki kısmı da alalım. Tahminimce şurada da kaldı. Şöyle ve şöyle yaz. Evet arkadaşlar. Sonrasında geliyoruz. Şu kısımları seçelim. Evet. Arkadaşlar bu dersimiz yaklaşık tahminimce 10 bölümden oluşacak. İlk bölüm klozetimizi modelleme. İkinci bölüm klozetimizin tasarımının yapılması olacak. Sonrasında bu klozetimiz için kaplama, ışıklandırma, kamera ve banyo tasarımı gibi diğer teknik konulara değineceğiz. Bu dersimiz sadece modellemeden ibaret. Sevgili arkadaşlar, hemen şunu bir yandan görünüş olayına bir bakalım. Evet. Şuradaki bozulmalar dikkatinizi çekmiştir. Şimdi ileride olan kısım, şu kısmı şöyle bir seçiyorum arkadaşlar. Hemen perspektif penceresi bize bu konuda yardımcı olacak. Şu kısmı seçimden çıkartmayalım. Ta ki şuraya kadar çekelim, çekelim, çekelim. Şöyle bir bakalım. Resmimizden kontrol edelim. Evet, stoating gideri bu kadar gözüküyor.
Sonrasında şu kısmı biraz daha küçülttük. Ben şunu şöyle itiyorum ve bırakıyorum. Evet arkadaşlar, smooth diyelim. Şimdi içindeki bu yamukluğun bu kadar değişik kıvrımların neden oluştuğu segment sayısının azlığından arkadaşlar. Şu kısımdaki yamukluğu da tabii ki gidereceğiz. Ama öncesinde hemen şuradan bir F3 diye 6x diyoruz, F4 diyoruz. Şu kısımdaki yamukluk içerideki teminki yamuk yırtıklığı birleşmeyen noktaları size gösteriyordu arkadaşlar. Şimdi o kısma gelelim. Şunu tekrar eski haline getirelim. Şimdi şu biraz daha yaklaşalım. Şunu seçelim. Şöyle birazcık dönüyoruz. Şu kısım sadece uç noktaları seçeceğiz. Arkadaşlar şunu hemen yes 6x yapıyoruz. Hemen şuradan da bakalım. Arkadaşlar bunu şu kısma kadar aynı hizaya kadar çekiyoruz. Sonrasında şu kısmı şöyle alıyoruz. Aynı hizaya getiriyoruz. Ve en son olarak şunu da seçip şu hizaya getirdik. Perspektif ekranından 6x'i de obje tekrar katı hale getirip bakalım. Bir smooth diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki yırtıklık gitti. Buradaki yırtıklık gitti ama diyeceksiniz şuradaki delik o kadar geniş mi? Tabii ki hayır. O kadar geniş değil. O kısım içinde bir işlem işlem yapacağız. O kısım içinde bir işlem yapacağız. Hemen poliye geliyoruz. Sonrasında şu segmenti seçip ring diyoruz. Connect diyoruz. Bir şey diyelim arkadaşlar, smooth'tan hemen bir kontrol yapalım. O kenardaki keskinlikler biraz daha olması gerekiyor. Evet, hemen bu işlemi geri alıyoruz. Connect diyoruz. 4-5 yapıyoruz. Okey diyoruz. Smooth'ı bir kontrol edelim. F4. Bakalım şimdi siz ürünün asıl resmini göremiyorsunuz arkadaşlar. Asıl resmi göremiyorsunuz. O yüzden size garip geliyor olabilir doğal olarak. Evet. Hemen şu kısma gelelim. Şimdi şuradan şu kısma da ring şunu seçiyoruz. Şekilde ring diyoruz. Connect diyoruz. Bunu 2'ye indiriyoruz. Pinch kısmını 0'a tekabül ettiriyoruz ama birazcık yok 0 kalsa herhalde bizim işimizi görecek. Okey deyip çıkıyoruz. Tekrar smooth veriyoruz. F4 diyoruz. Evet. Benim işimi görüyor. Klozetimiz birazcık sadece şu an yüksekliği orijinaliyle aynı değil. Onu da yüksekliğin aynı hizaya getireceğiz. Şimdi evet arkadaşlar gelelim şu kısmımıza. Poligonu seçiyorum şöyle. Sonrasında bunu insert çok oldu. Hemen sıfır yapıyoruz. Pardon. Sört nereden çıktı ya? Extrude. Evet. Biraz daha aşağı doğru uzatalım. Evet. Şu kısmı siliyoruz arkadaşlar. Turbo Smooth. Şu kısımdaki segment sayılarını arttırmamız gerekiyor.
Hemen geliyoruz. Şuradan ring connect 3 3 4 pinçli aralığını açmak bazen segment eklemekten daha iyidir. Hemen şuradan da ring diyelim, connect. Yani şöyle bir bakmak istiyorum. Okey. Bir smooth ile sonucu gözden geçirmemiz lazım. Şöyle. Evet, şu kısım tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Giderimizin de bu kadar. Tabi şimdi son olarak tıkalı bir gider olmayacağı için F4 ile çizgilerimizi getirelim ve şunları seçerek tek tek siliyoruz. Tek tek siliyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kısmını hallettik. Şimdi klozetimizin kapağı kaldı. Yapmamız gereken. O kapağımızı da hemen yapalım. Kapağımızı yaparken yine klozetimizden yardım alacağız. Ama kapağımızı yapmadan önce bu klozetimizi gerçek en ve boyuna getirmemiz lazım. Ben şuradan bir box oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde yüksekte herhangi bir şey olabilir. Hemen 525, 355 ve 337 milimdir bunun gerçek ölçüler. Döndürme açısını 90'a getirip seçiyorum. Rotate ve böyle yapıyorum. Peki bunu Alt+X yapıyorum. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Scale komutuna gelerek bunu, klozetimizi buraya göre ayarlayacağız. Şöyle. Hemen biraz daha ortalayacağız. Şöyle şunu da birazcık daha şöyle çekeceğiz. Ve evet arkadaşlar, şu anda gerçek ölçüsüne yaklaştı. Hemen şu kısımdan da kontrol etmemiz lazım. Bizim kutumuz, hemen şuradan bir göz atalım. Yükseklik olarak ciddi anlamda yüksek. Ha, şu kısımdan poliye geliyoruz. Seçiyoruz. Şunlardan faydalanarak aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Ta ki o yüksekliğe gelene kadar vertekslerinden tutup küçültüyoruz. Evet, sanırım az bir şey daha küçültürsek istediğimiz olacak. Az yukarı. Okey. Tamamdır arkadaşlar. Perspektif penceremizden klozetimize bir bakalım. Box'ımızı şöyle bir kenara alıyoruz. F4'ü kapayalım. Evet arkadaşlar, klozetimizin de asıl yüksekliği budur. Şimdi yakından bakalım. Şu aradaki mesafeden bir öncekinden hatırlarsınız. Öncekinden hatırlarsınız. Şimdi hemen şu pencerede şunu silelim. Artık ondan bir işimiz kalmadı. Şunu da silebiliriz. Bundan da bir işimiz yok. Yardımcı çizimimizi. Hemen şu kısımdan arkadaşlar klozetimizin top görünüşünden bir kopyasını alıyorum. Kapak yüksekliğimiz 4-3 santim arkadaşlar. Hemen bir kontrol yapalım. Evet, kapak yüksekliğimiz 3 santim. Şuraya gelelim. Hemen 2 boyutlu çizim kısmına geçiyoruz. Bir rectangle oluşturacağız. Bunun yüksekliğini 30 milim verdim. Şuradan F3, hemen şöyle bunları aynı hizaya getirelim. Şöyle, okey. Bunu seçiyorum. Table
Vertex komutuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada dikkat edilecek hususları ben size göstereyim. Şu kısımları tamamen siliyoruz. Şunları da silelim. Bunlar da bizim herhangi bir işimize yaramayacak. Şu da öyle ve şuradaki noktayı da şöyle seçelim. Ve hemen şuradan remove dediğimizde olay bitmiştir. Evet. Şuradan gelelim. Hemen şöyle aynı hizaya getirelim. Tabii ki buradan baktığımızda bizi kötü bir sürpriz bekliyor. İşin kolayına kaçtık. Ama kapağı oluşturmak için yanlış yaptık. Hiç sorun değil. Şurada da hemen poligonlar siliyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir biçimde. Aslında bu kapağımızı bir plane ya da box yardımıyla da çok kolay oluşturabilirdik. Ama burada sizin anlamanızı istediğim konu şu: böyle bir durumda karşılaşırsanız kapağınızı nasıl oluşturacaksınız? Hemen size onu da izah edeyim. Yüzey oluşturacağız arkadaşlar bu kısma. Çünkü kapağımız düz bir yüzey. Editable Poly ile yüzey oluşturacağız. Hemen poligon kısmında Create tuşuna tıklıyoruz. Top görünüşüne geçelim. Bu konuda bize bayağı bir yardım olacak bu görünüşün. Ve vertexlerimizi tutarak şöyle hemen tıklayarak yüzeyimizi oluşturuyoruz. Evet, 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 şu kısma da tıklayalım, şu kısma da, evet, evet, evet. Ve en son başladığımız yere geri döndüğümüzde yüzeyimiz oluşuyor arkadaşlar, göründüğü gibi. Hemen. Evet, ekranda da siz de görüyorsunuz. Yüzeyimiz oluştu. Bakalım smooth verince bazı şu kısımdan şurada bakalım şu kısımda oluşan bir hata var. O hatanın neyden oluştuğunu çözmeye çalışalım. Ya da cut komutunu kullanalım. Şunu seçelim. Şu kısmı da evet, göz kararı aynı paralellikte gitmesine özen gösterelim. Kapatalım. Turbo Smooth diyelim. Evet. O sorunu da hallettik arkadaşlar. Ve böylece kapağımız da oluşmuş oldu. Hemen kapağımızı klozetimizin üstüne yerleştiriyoruz. Tabii onun boyunda birazcık küçültme yapacağız. Ama hemen şuradan pivot noktasını düzeltelim. Aşağıda kalmış. Hemen şu kısmı şöyle getirip şuradan da köşesine koyalım. Evet, tekrar modifier panele dönelim. Kapak çok içeride, o kapağımızı alıyoruz. Şu kadar yukarı çıkartıyoruz. Tekrar poly'ye geliyoruz arkadaşlar. Şu kısmı tutarak şimdi hemen resminden bir kontrol edelim nereye kadar. Evet. Şunun başlangıcına kadar geliyor. Bırakıyoruz. Okey. Şimdi hemen F4 ile çizgileri kapatalım. Gelelim bu pencerede bakalım. Birazcık hizalama sorunumuz olmuş kapakta. Evet, şu left görünüşünden gelelim. Bunu da buradan böyle aynı hizaya getirelim, bırakalım. Aynı hizaya getirdik. Ama şu kısımdan perspektife geçip bakalım. Evet arkadaşlar, modellememiz %98 bitti. %2'lik kısım ne diye soracaksınız. Pardon. %2'lik kısmımız arkadaşlar şuradaki deliklerimizi açtığımızda mevzumuz tamamdır.
Hemen şu görünüşte gelelim, şuradan 3 boyuta geçiş yapıp bir silindir çizelim. Silindirimiz bu kadar olsun, biraz da şu kadar büyüklük kafi. Hemen şu kısım şöyle. Şuradan daha iyi ayarlarız. Hemen. Hemen şöyle getirelim. Ve şöyle koyalım. Aynısından bir kopya oluşturalım. Okey diyelim. Top görünüşüne geçelim. Bu nerede kalmış? Hemen şu kısımda da bunu bırakıyoruz. Evet, şimdi bunu seçiyoruz. Standard Parameters and Compound Object Boolean B-A. Bu komutu anlatan, sadece bu komutu anlatan bir ders hazırlamıştım arkadaşlar. Tam anlamıyla ne işe yaradığını öğrenmek için o dersi izleyebilirsiniz. Kısaca burada da bahsedeceğim. Ama detayına girmeyeceğim. Tam detay için o dersi izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelelim. Şimdi burada iki objemiz var arkadaşlar. Kesilecek obje ve kesecek obje. Kesilecek obje B, kesecek obje A olarak seçiyoruz. Buradan pick operand B diyoruz. Tıkladım. Ve şu anda kesti. Gördüğünüz gibi silindirin rengine döndü. Hemen gelelim, aynı işlemi bir boşluğa tıklayalım. Hemen şöyle tekrar şunu seçiyoruz. Buradan tekrar boolean diyoruz. Yine aynı şekilde pick operand B de B dediğimiz zaman bu kısımdaki delilimiz de oluşuyor. Yalnız boolean komutunu kullandığımız arkadaşlar artık klozet üzerinde yapacak bir işlemimiz kalmıyor. Tekrar işlem yapmak istiyorsunuz. Convert to poly dediğimiz zaman, Convert to poly dediğimizde çok sayıda segment ve poligon üzerinde iş yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden kesim işlemi yapmadan önce bütün modellemeyi bitirmiş olmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, klozet modellememiz bitti. Klozetimiz hazır. Bir sonraki dersinde klozetimizin kaplamasını hazırlayacağız. Ve daha sonraki derslerde banyo tasarımına geçeceğiz. Umarım bu dersimiz faydalı olmuştur arkadaşlar. EV3'le ailesi olarak ve yönetim ekibi olarak hepinize teşekkürler. Kolay gelsin.